orta noktadan herkese merhaba değerli izleyenler Süper Lig'de ikinci haftayı noktaladık ve günün mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda gelen güzel bir skor Fenerbahçe adına ve ikinci yarıda da goller yine devam etti. Salih Acıvertler adına ve Fenerbahçe çok net bir skorla Kasımpaşa'yı farklı yenmeyi başardı. Gol dakikalarını hemen ekrana getirelim. 8. dakikada King perdeyi açmıştı. 33 ve 58'de Valencia Fenerbahçe'de skora katkı yapan oyuncular. 40 oyuncu 45 artı 3'te Emine Mor yine adına gol kaydetti ve sonradan oyuna giren Arda Güler 86 ve 90 artı 2. dakikada Fenerbahçe adına bu akşam 2 gol kaydetti. Kasımpaşa'da 16. dakikadan itibaren Hasan Emine'nin gördüğü kırmızı kart sebebiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Güçlü rakibi karşısında ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Avusturya Wien maçı öncesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Mücadeleyi Tümer Metin'le birlikte değerlendireceğiz. Tümer abi merhaba. Merhaba tekrar. Hadi Etkileyici tekrar. bir skor. Ee, evet. Kasımpaşa'nın da bugün çok kötü olduğunu söyleyelim ama e, yapılması gereken tüm doğruları da yapan bir Fenerbahçe var. Şöyle hemen e, maça dair çok uzun uzadıya anlatılacak e, aldığımız notlar kalemimiz yok. Ee, konuya iki taraftan bakmak lazım Fenerbahçe Fenerbahçe adına Şunu söylemeden geçmeyelim Bir kere skor muhteşem 6-0 Çok net İstek tamam Fenerbahçe'de Organizasyon da bu akşam için tamam gibi göründü Teknik taktik Tamam ee, Golcüler Tamam Atılan goller tamam Arda Güler tamam ee, bu kadar tamam bir araya geldikten sonra e, skorunda skor tamam 6-0 e, haftayı gül oynaya kapatıyorsunuz, moralli. Şimdi Avrupa Kupası maçı için e, hazırlığa başlıyorsunuz. Ama bu kadar tamam bir araya gelmişken e, kime karşı, nasıl bir takıma karşı tamam, orası biraz bardağın boş tarafı olarak konuşabileceğimiz işi e, Devre arasında söyledim, sevgili Serkan Reçfer e, iyi yaptığı işlerde övgüyü yeteri kadar aldı. Özellikle geçen sene mülaka transferi, geçen senenin ikinci yarısı da kurulan. Ama bu sene görünüyor ki iş e, henüz onlar için başlamamış. Yani çok kötü bir organizasyon, e, takım olarak çok dağınık bir görüntü. Ee, gecenin ön plana çıkan oyuncusu bugün 4-0'a kadar olan periyotta Fenerbahçe yine doğruları saydığımız doğruları en iyi şekilde yaparken ya hadi artık şu arda da girsin ee, artık arda da biraz sahne alsın tam zamanı tam zemini diye bekledik. 3 oyuncu değişikliğinden bir Arda'yı görünce de ilk gole kadar olan bölümde sanki ayağında bir pranga varmış gibi hissettim ben. Yani bir ispat derdi varmış gibi yeni gelen hocaya ki çok eğer Yıldız sanki bence Yıldız. Eğer önümüzdeki 15 seneye damga vuracak sanki bence vuracak. Ee, ...belki onun kendine inandığından daha fazla inanıyorum ben. Kendisini hiç tanışmamış olsam da. Bir de... ...bu tip genç oyuncular için... E, ...daha önce örnekleri çok oldu. Sempati son derece önemlidir. Arda ilk golünü attığında Kasımpaşa'lı taraftarlar da... ...Recep Tayyip Erdoğan stadında bütün maça gidenler de herkes... Sanki kendi takımları gol atmış gibi, kendi evlatları gol atmış gibi alkışladılar. Bu ülke futbolu adına da son derece sevindirici. Arda adına da önemli bir e, pozisyon, önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu kaybetmemek lazım. Kaybeder mi? Hiç sanmıyorum. Yeteneği müsaade etmeyecek. E, çünkü gerçekten özel bir şey yakaladığımızı düşünüyorum ben. Zaten çok pozitif ayrımcıyımdır solak oyunculara. Ayrı bir gözle izlerim, ayrı bir keyifle izlerim. Ayrı bir... E, empatiyle bakarım. Gole kadar olan bölümde de... yeni gelen hoca, işte ben geçen sene rüştümü ispat etmiştim. Artık sahne almaya başlamıştım. Sıram geldi diye düşünüyordum. Bir dünya markası hoca geldi. O da... E, o da kendini ispat derdinde. Rahat bir takıma gelmiş olsaydı, sorunsuz bir takıma gelmiş olsaydı, geçmişten bu kadar travması olmayan bir takıma gelmiş olsaydı daha kolaydı Arda'nın işi. O da şimdi ilk planda genç oyuncuya tamam yetenekli bir şey var burada diyor ama önce bir kendi organizasyonumu kurayım, bir sonucu alayım, ona göre Arda'ya yöneleyim derdi var. Orada biraz sabıra, Arda'nın sabrına ihtiyaç var. Hatırla, geçen haftaki program, çok uzağa gitmeyelim. Bu takım Arda'ya gelir. Bu takım İrfan Can'a gelir. Zaysa gelir, Crespo'ya gelir. Zaysa gelir Crespo'ya gelir, iyi bir Mert Hakan'a gelir. Bunları söyledik. Ee, i̇lk golden sonra da keşke Erman, keşke Baliç Hoca yanımızda olsa da Futbolcu diliyle beni onaylayan bir yerden söylediğim daha böyle bir zemine otursa bazen şöyle olur Erkut çok inanırsınız kendinize çok iyi antrenman yaparsınız çok iyi de bakarsınız kendinize lan bir türlü patlamaz gitmez yani böyle vücut sağda atamazsın kendini böyle bir, bir istenilen seviyeye gelmez o bir türlü tarif edemediğimiz sağ akışkanlık bir türlü oturmaz. Bir patlamazsın yani böyle kurtulamazsın ayağındaki yükten prangadan. Ve o da tek yolla çözülür. Bir maçı çıkarsın çevirirsin. O sahne bambaşka bir yere gider. Hemen hemen anında değişir yani. Böyle sanki parmakların ucundan çıkar gider o yük. Prangalar açılır. Gördüm bu akşam da Rahatladı. Şimdi mesela rahat oturur kenarda. Sıranın kendisine gelmesini bekler. Sıranın kendisine gelmesini beklerken uzayan süre Arda'yı tedirgin ediyordu. Acaba kaybediyor muyum şansımı? Acaba gelmez mi sıra diye. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Maç 0-0 olsa kavrulursun. Gireyim çözeyim diye. E 4-0 iken 3-0 oyuna girmek belki de girmeyeceksin ya da gi girsen de kıymeti kalmayacak gibi Gire girersem bir şey yapamazsam bu duygular genç oyuncuların içinde soru işaretiyle karşılaşabilir. O yüzden bakalım rakamlara. 21 dakika 2 gol, topla buluşma 17, 2 şut 2 isabetli, %70 pas oranı, ikili mücadele 4'te 4. %70 pas isabeti 2-3 tane gole kadar olan bölümde ...daha basit oynaması gerekirken daha çok şey yapma isteği... ...işte o ispattan gelen, kendini ispattan gelen... ...daha çok şey yapma isteği... ...basit hatayı zorladı kendisini. Yaptı da basit hatayı. Ama golden sonra... ...daha garantiye, daha yüzde yüz, daha emin... ...ikinci goldeki... ...ilk golde tamam... Iyi. ...alış dönüş muhteşem... ...şut... ...araması... ...çok iyi. Ertuğrul'un hatasını yazabiliriz. Ee, yani çıkarılabilir bir toptu ama ikinci goldeki o özgüvenli vuruş, o usta vuruş. Yine sola gösterip sağ yani vurması. Buraya göster, buraya çevir. E bunu da ilk defa yapmıyor mu? Yapmıyor. E var repertuarında bunlar. O yüzden çok inanıyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Yine söyleyeyim altını çizerek. Bence çok kıymetli bir şey yakaladı ülke futbolu adına. Biz yakaladık. Yani çok inanıyoruz kendisine. O da bu sempati Türkiye'nin neresine giderse gitsin oynasın. Arda Güler oynasın istiyor herkes. Aslında şu Tümer abi mesela maçın hikayesinde Arda yok. Yani 69. dakikaya kadar maçın <laughs> hikayesinde Arda yok. Var ee... var var o, o dakikada da var. <laughs> Devre arası girsin dedik. Evet dedik. Buradan çıktım içeri gittim baktım Serdar Dursun'a bir şeyler söylüyor Yorgecesuz ekranda. Allah Allah maç başladı Arda Güler yok. Var kafamızda var hikayede. Bizim kafamızda var da maçın, maçın hikayesinde, hikayesinde yok, yok. hani Akışında yok ee, ve neticede Fenerbahçe 6-0 kazanmış. Ve sen sözlerini arda gülerle başlıyorsun. Ama ba alamazsın başka türlü zaten. Ya ben şimdi neyi anlatayım yorge şeyin e, yorgecasının teknik taktiğini, Joshua King'in golle buluşmasını, Valencia'nın çıkana kadar ki iyi oyununu mu? Ya bunlar istikrarla üç aşağı beş yukarı e, görmek istediğimiz ya da yapılan yatırımların karşılığı. Şimdi pırıl pırıl zaten bir çocuk. Zaten olması gereken. Olması aslında. gereken. Şimdi pırıl pırıl bir çocuk sahne alıyor oyunun hikayesinde maçın hikayesi de yok diyoruz ama hikayeyi Arda ile anlatmak zorundayız. Yarın manşetler de bak eskiden maçın fotoğrafları olurdu gazetenin birinci sayfalarında. Hatta gol fotoğrafları falan çok ben daha ço çocukluğuma gideyim. Maçın fotoğrafında evet. ya yarın bütün gazetelerin maç fotoğrafında Arda Güler var. Net öyle olmalı çünkü yani. İşte burada da şöyle bir paradoks Hı. var. Onu e, daha ilerleyen dakikalara saklıyordum ama şimdi konusu açıldığı için sorayım. Yani aslında George Jesus'un da A planında Arda'nın olmadığını net olarak anladık bana kalırsa. Yani devreye 3 sıkı Ben de biliyorsun. aynı fikirdeyim. İkinci araya başlarken A ben bu Arda'yı bu rahat ortamda yani rakipte 10 kişiyken ve rakip de çok dağınıkken neredeyse hiç karşımızda oynamıyorken bu çocuğu bir göreyim ya bu kadar anlattılar vesaire daha baskılı maçlarda e, süre verdiği kısıla başka maçı da bence baskı e, unsuru olan bir karşılaşma. Bana Doğru. Orada da e, pek etkinlik gösterememişti Arda ama e, bu alt planında olmama durumu Josh Jesus'un belki de şu olabilir mi? ya Burada Arda Güler'den daha önce halletmem gereken işler var. Bir şekilde bu çocuğa da şans vereceğiz. O da gelişimini tamamlamak üzere. Çünkü bu süreç devam ediyor bir taraftan. Acaba bu olabilir mi Josh Jesus'ta? yani? Geçen sezonda çünkü İsmail Kartal benzer şeyler söylüyordu. Jesus da aynı şeyleri söylüyor. Pereira da? Doğru. O da aynı şeyleri söylüyordu. Yani üç hoca gördü Arda Güler. Ben Pereira şunu da söyledi mesela. O kadar e, portal yapısında çalıştım. O kadar oyuncuyla. verdim. Bu kadar yeteneklisini görmedim. Görmedim dedi. Ama o da zamana bırakmıştı. Evet. İsmail Hoca zamana bıraktı. Jorge Jesus evet. zamana bıraktı. Ne zaman diye sorular adama yani. Ne zaman? Şimdi bazen oyuncu talep eder, bazen etmez. Bazen gidersin alırsın formayı yani. Bazen gider alırsın. Benim nacizane bir tavsiyem. Sağda büyük küçük yoktur bak Erkut. Sağya çıktım herkes eşittir. Saygı, hiyerarşik düzen bizim futbolun içinde çok önemli yer tutar. Saygı. Herkes herkese saygı duymak zorunda. Ama büyük küçük yaş abi mavi onlar sahada işlemez maçın içinde. Antrenmanda işlemez. Basıp alırsın yani. Hakkınsa. Yapabiliyorsan. Gücün yetiyorsa. Şimdi Arda Yanacizane tavsiyem. izleyicilerimiz yanlış anlamasın bu söyleyeceğimi. Fazla mütevazilikte vasatı beraberinde getirir. Arda Biraz daha sergen gibi olmalı. Yani biraz daha yıldız yıldız olmalı. Çekil kardeşim diyeceksin Serdar Dursun'a. Çekil çekil diyeceksin hemen. Trilik'te. Mesela Arda Turan da öyleydi sanki. Ta İç zaten yılında. böyle böyle şimdi Arda talep ediyor. Benim dediğim gibi davranırsan alırsın. O talepten çıkar çünkü. Patron benim dersin. Bir de bir isteğim var. Fenerbahçeli yöneticilerden ya da yetkili kimse tesis sorumlusundan kulüp müsaade ederse ya Allah rızası için bir kaset, bir kamera görüntüsü falan varsa Serdar Dursun'un frikikten antrenmanda çalışıp gol yaptığı bir paylaşsınlar biz de e, yoruma bir yer katalım, bir zemin hazırlayalım. Çünkü Lincoln attı değil mi? Hem de ne attı yani? Frikik'e müthiş vuruştu. E Arda'nın daha önce gördük. Frikik'e. Mesut'un görmüştük. Mesut'u da bırakmadı Serdar geçen sene. Ya bırak arkadaşım bırak bak. Bir kere... Stil olarak uygun değilsin yani. Frikik'e stil olarak uygun değilsin ya. Yani. kick genelde kadife ayaklı, attı. kadife ayaklı... Atmadım Serdar. Bir golü vardı hatırlıyorum geçen sene. Ben sana. hatırlamıyorum. Vallahi ya, ya yani at, rica edelim Efe Can'dan bir baksın. Baksın. Frikik Frikik yok galiba ya. Penaltı menaltı attı da. Atamadığı penaltılar da var. Ya stil olarak da attıysa da bak stil hmm. olarak müsait değil. Frikiye. Şimdi Arda'ya nacizane tavsiyem çekil diyeceksin yani. <laughs> Affedersin. Çekil diyeceksin. tamam yapmışım birinci golü. Gayet moral motivasyonun yerinde. Çevireceksin ayak Peki orası sol ayakta oyuncu için uygun mu? Hatırlatma, Sergen Yalçın Denizli sporu atılan gol. Açsın evet. baksın. Daha rahat vurursun. İki köşeye vurma şansın var. Ben de olimpiyat stadında... ...Kasımpaşa'ya atmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Kasımpaşa'ya atmıştım. İ ters ayaklı iki köşeye vurma şansım var. Hem yakın köşeye böyle barajın kenarından çevirip hem de barajın ortasından kaleci oraya barajı oraya kurduğundan öbür köşeye çevirme şansı Peki, var. Peki yine bir sorun var e, Tümermet'ine. Tümer Bunu yaparsa bu diyaloğa girerse girmeyecek diyor. Orada. Diyaloğa girerse yani o, kaybeder. O evet onu soruyorum yani Kaybeder o, diyaloğa girmez. kaybetmez mi? Benim dediğim nasıl diyaloğa yapacağım? girmeyeceksin. Diyaloğa girmeyeceksin. Peki diyaloğa girmediğin... Yani. Hı, hı. Ee, ya da diyaloğa girdi. Bu akşam diyalog var. Ve Serdar Dursun vurdu. Sanki yüzde oynuyormuş gibi. Serdar Dursun oradan yüzde yüz gol yaparmış gibi. Saçma sapan bir vuruş hı hı. oldu değil mi? Girmeyeceksin diyorlar. Abi çekil. Ben de diyeceksin. Ve evet, top gayet kararlı gelip vuracaksın. Olur olmaz önemli değil. Bir dahakine yine vuracaksın. Ahmet Dursun içime doğdu diyordu Sergen'e. Ben gitmiyordum zaten kaptan sağdaysa. Geçen sezonu sen mi vuracaksın abi yansımıştı ya o yine Mesut Serdar Dursun değil miydi? Mesut Oydu. muydu? Yok Serdar Dursun. Serdar idi. Dursun muydu işte tamam yani bu şimdi saygıdan ötürü o hiyerarşik düzenden ötürü yapıyor ama nacizane tavsiyem benim abisi olarak sağda en büyük sensin. Sağ benim top benim diyeceksin yani. Al manşeti Arda üzerinden atıyoruz konuşmadık Fenerbahçe'yi. Tebrik ederiz. Önemli bir galibiyet 6-0. Geçen haftanın telafisi de plasmanda 3 puan. Ee, yoluna devam ediyor. Avrupa'da başarılar. Moral motivasyon yerinde bitti. Bu kadar. Arda'yı konuşuyoruz evet. yarım saattir. Evet yani Arda'yla Al, al diyorum takımı al. Bazı takımlar bazı oyuncuların olur. Mesela Oğuz Çetin'in Fenerbahçesi ya da Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçesi. Şifo'nun takımı, Rıza Çalınbay'ın takımı, Sergen'in takımı, Bülent Korkmaz'ın takımı gibi bazı takımlar bazı oyuncuların olur. Al. Fenerbahçe'nin şu anda sahibi yok. Tek alabilecek işte bak ne İrfan Can ne Mert Hakan. O Mert Hakan'ın liderlik vasıflarıyla dışarıda yaptığı işler var ya onlar askıda kalır sahada yapmazsan işi. Fenerbahçe'nin tek sahibi olabilecek oyuncu Arda Güler takım patronu olabilecek. E, o numarayı da aldı bu arada. On numarayı o da aldı. E, ben yine söylüyorum, diğer yorumların hiçbirine katılmıyorum. Herkes hocası dahil bir argümanla gelebilir. Ya Tümer böyle söylüyorsun ama bak bak bu sebepten biz oynatmıyoruz, bu sebepten planlıyoruz, bu böyle oluyor. Antrenman değerleri bunlar, şunlar. Hepsi askıda kalır abi. Çünkü futbol benim anlayışıma göre şöyle bir şey futbol mahallede bile önce en iyi oyuncu seçilir aldım verdim Doğru. yaparsın ayakla ya da taşla yaş mı kurumu kazanan en iyi oyuncuyu alır yani e benim gördüğüm en iyi oyuncu Fenerbahçe'de Arda Güler bu kadar net nokta önce onu yazarım Peki, sonra etrafını yani, yazarım teknik olarak bunu merak ediyorum gerçekten buna da hiçbir yani üç teknik adam da ee, açık bir cevap vermedi. Güçmüş güç diyorlar güç, ya Erkut. Güç, güç, fiziki Fizik. güç. Bak, fiziki dezavantajı var Arda'nın. Tek sıkıntısı fiziki dezavantajı. Biraz daha, biraz daha kalınlaşması hı. lazım. Yani o kalça, sırt... özellikle hı. sırt ve kalça... yani böyle bir dayadığında, rakip arkadayken geldiğinde... Messi gibi durman lazım orada. Ya da söyle bana Manchester City son dakika... Messi'nin de akrabası son dakika golü yapan Arjantinli kim? Agüero. Agüero. Agüero gibi duracaksın böyle. Yemeyeceksin darbeyi yani. O darbe böyle emilip gidecek sırtından kalçaya doğru. Ee, bir, bu, bu dezavantajı var. Eğer bu yoksa yani bunu çok çabuk yerine koymayacaksan koyması gerek. Koymayacaksan o zaman Arda teknik bir oyuncu mu? Teknik. O zaman tekniğinle fark yaratacaksın. Yani o topla ilk temasında rakipten uzaklaşmış, o sürtünmeden çıkmış olman lazım. Ya da çalımda... Abdülkadir Ömür önümüze ilk düştüğünde bir vuruyordu, 20 metre fark oluyordu arada. Tamam mı? Rakiple. Sonra biraz tabii oyuncu bilindik hale geldikten sonra ona önlem almaya başladılar. Onu kaybetti mesela. Fiziki dezavantajını kapatmazsan, ben iyi gördüm mesela bu akşam. Yani kondisyon açısından iyi gördüm. O, o mesafeyi kat etmesi, bir tane kaptırdı, kovaladı. iki tane, üç tane defans arkası koşu. Bir de oyuncu şeyi öğrenir Erkut. E, 24-25'tir bizim ülkemizde yaşı. Bellingham 18'de öğrendi bunu da. 100 maç o 150 maç oynayınca 18'e kadar üst düzey seviyede. Biz de 23, 24, 25'te falan tam oturuyor bu. Sağda nereye ne zaman koşacağını bilmek diye bir şey var. Yani o ekonomik harcamak demiyorum ama yani çok zorlamazdım ben kendimi. Bak ölçer biçerdin kafada. O topa yetişebilir misin, yetişemez misin? Yetişemezsen gerek yoktu o depara atmaya. Bazen istemek, o istekle çok gereksiz eforu var. Onları bir an önce izleyerek öğrenebilir. Mesela Arda'ya tavsiyem kendini izlesin. Ben yapmazdım hataymış. Ümit Özat da gece gündüz izlerdi kendini mesela. <laughs> gece gündüz. Bazı oyuncu ya ben, ben yapmazdım, izlemezdim ama yapmalı. Orada da şey yapıyorsun. Ya Buraya ne gereksiz koşmuşum. Burada bu top kaybına ne gerek varmış diyebilirsin yani. Doğru. Peki şimdi tabii burada farklı durumlar da ortaya çıkıyor. Ama herkes iyi niyetliyse burada bir sıkıntı yok. Dediğimde yanlış anlaşılmasın. Şimdi George Jesus belki bizi gece izlese mesela. Şu an şansı yok da demeyecek mi ya yani Bu iki adam da ben bu kadar şey yaptım. Bu takımı bu hale getirdim. Arda'dan bahsediyorlar. Ee, burada bir yani rol çalma burada bir ego durumu vesaire ortaya çıkmaz mı yani bugün herkes e, maçı ardı üzerinden oku, okursa şayet bu biraz e, Jesus tarafından iticiyle gelir mi diye de korkuyorum ben ardı üzerinden okumuyorum maçı Hı -hı. maçı Arda üzerinden okuyan Fenerbahçe Yedek kulübesiydi Mahalle gol evet. sevincine gittiler ya bu sadece benim yaptığım bir şey değil. Bak yine söylüyorum Erkut. Yarın gazete manşetleri şetleri Arda ile çıkar. Bugün atılan bütün sloganlar Arda üzerinden olur. Bu ülke futbolunun içinden geçtiği bir boşluğu doldurmak adına hepimizin özlemi. Jorge Jesus bu iki adam ne konuşuyor diye soracak olursa bir dönüp ülkeden, ülkenin ne konuştuğuna bakabilir. Saygılarımızla söylüyorum bunu. Ayrıca şu var bir şey yapmadın henüz. Yani bu Kasımpaşa bence ölçü değil. Bu akşamki maç ölçü değil. 16. Şöyle, dakika 10 kişi kalmış bir takım. Bence ölçü değil. E, şunu yaşadığım için belki daha doğru anlatabilirim ben. E, tam maç bitmeye yakın e, stüdyoya gelirken hani kalemi unutmuştum içeride. E, gol sesini duydum tam buraya girerken. Golü o anda izleyemedim ama e, televizyona baktığımda, ekrana baktığımda şu ifadeyi gördüm. Arao'nun gözündeki ifade. Yedek kulübesinde Emre Mor'un Yüzündeki ifade, dedim ki hani Arda Güler çok güzel bir gol attı herhalde bu ifade olduğuna evet. göre. Çünkü o kadar samimiydi ki o. Mesela o bana geçti ve sonra gol izleyince de anlamış oldum. Dediğinde çok doğru aslında e, mahalle yele kulübesi istiyor ki bu çocuk e, emeğini karşılığını, yeteneğini karşılığını en önemlisi alsın ve alıyor da. Şimdi burada sorulması gereken bir soru var. Bu akşam oyuna girdiği dakikadan maçın bitiş düdüğüne kadar iki golle tamamlamış, maçın önüne geçmiş Arda Güler emeğinin karşılığını almış mı, almamış mı? Burası önemli. Çünkü bir kısım görüşe göre e, maç 4-0 iken oyuna girmiş. 70. dakika. 70. dakika. 20 dakikada Fenerbahçe takımında forma şansı bulmuş. Yeteneğini kullanmış. Ee, ve tamamdır diyebilir. Bana kalırsa yetmez. Aynı yaşta değiller mi? Bellingham'la. Bir buçuk yaş fark Belki var. Belki bir mi? yaş falan var arada. E oynuyordu geçen sene Bellingham. Üç sezondur. Yani iki buçuk sezondur önümüzde arıza Arda ekranlarda iki buçuk senedir Samandıra'ya gidip geliyor. Yani U19 dere değil ya da başka bir antrenman sahasına değil. Ya bu takımın içine gelen giden bütün oyuncularla soyunma odasında aşır neşir dil oluşturuyor. Görüyor, otobüsün arka koltuğuna oturuyor. Oradaki muhabbete şahit oluyor. Katılıyor, dinliyor, yaşıyor, teneffüs ediyor. Şimdi tamam ne kadar olacak ki bu? 5 sene mi böyle geçecek? Arda'yı 11'e rahat rahat yer. Arda'nın yeteneğinden şüphemiz var mı? Bunu ispat etti canım. Yok. Niye oynatmıyoruz biz Arda'yı? Arda niye oynamıyor onu soruyorum ben. Ee, tamam 11'de başlamaması konusunda Jesus'a saygı duyuyorum. Mutlaka bildiği bir şey niye vardır. Niye duyuyorsun? Niye? Bir mutlaka bildiği bir şey vardır. Hayır yani. bir dakika bak. Bak. Pereira'nın bildiği bir şey var. İsmail Hoca'nın Hı. bildiği bir şey var gece Sun bildiği bir şey var. Ben bir şey bilmiyorum o zaman yani. İşte anlatmadıkları için aslında. Ben bir şey bilmiyorum o zaman. Ama manşetler arda güler diyor. E sadece sorgulayın. Şimdi ne şey olur, olur biliyor musun? Niye Ask, Neden askıya, değil yani? askıya düşüyoruz ya da taça çıktığımız an ne biliyor musun? Oynattın Arda'yı 11. Diyelim ki kötü oynadı. Yok bir daha oynat. Bir daha oynat. Bir daha oynat. Oynat ya. O soru işaretini de kaldır kafadan. Fenerbahçe'nin 10 numarası yani Fenerbahçe forması arkasında 10 numarası tarih boyunca çok önemli kişiler evet. sırtına geçirdiler ve çok önemli hizmetleri oldu yani hemen hemen hepsinin 10 numara sıradan bir numara değildir yani bütün takımlarımız için geçerli. Severdim 11'i ben ama 10 bir başka tabii yani. Ee, Şimdi nasip oldu. Bunu boşu boşuna vermedik Arda'ya on numara. Boşu boşuna verilmedi Arda'ya on numara yani. Bu bir inancın eseri. Bu bir güvenin eseri. Bir hayalin gerçek olma isteği. Olsun istiyoruz hepimiz ama bekliyoruz. Olsun istiyoruz, zaman geçsin istiyoruz. Zaman geçiyor da Arda. Ya vardır bir bildiği derken aslında şunu kastediyorum Tümer abi. Yani fiziksel gelişim devam ediyordur altyapı e, altyapıda neticede e, saf Fenerbahçe altyapısı ürünü değil Arda yani Ankara'dan yetişmiş evet, evet. Fenerbahçe kulübünün e, altyapısına kazandırdığı belki pozisyon eksikliği vardır yani hücum anlamında bir eksiklik görmüyorum ben. Neredeyse her gol aksiyonu tarafında var Arda. Hatta geçen sezon çok söylemişimdir. E, hatırlarsın yani Sergen Yalçın'ı Hacisi, Tadişkası e, Alex'i bu oyuncular da santrafor değildi ama ceza sahası içinde ya da çevresinde o gol anında orada olurlardı hep. O topu beklerlerdi ve gelenini değerlendirirlerdi. Arda'da da bu güdü var. Bence bu bir güdü ve yeteneğin ürünü. Kesinlikle. Arda'da da var bu. Hücum anlamında bir eksikliği olduğunu düşünüyorum ama ne bileyim, pozisyon almadır, takım savunmasına yardım tamam, etmedir. Hem şimdi sağda bak bir, bir argüman, belki. bir argümanla geliyorsun. Bu makul karşılanabilir bir şey. Acaba bundan sebep mi? Hı, -hı. Ee, daha az dakika alıyor. Bunun öğrenilmesi mi bekleniyor gibi. Ben de diyorum ki o zaman bu teoriyle öğrenmektense pratikle öğrenmek bu oyuncunun gelişimine daha büyük katkı sağlar. Yoksa mutlaka onun eksikleri eee Jesus tarafından söyleniyordu Arda'ya. Ya İsmail söyle Hoca da söylemiştir. Yani çok basit ya. Haftada haftada yarım saat ayırırsınız buna bak. Hoca bir hafta içinde yarım saat. Bitti maç 20 dakika analizi çıkarırsın. 3 dakikalık bir görüntü hazırlarsın 20 dakika üzerinden. 3 dakikalık bir görüntü rahatsız olduğun teknik adam olarak yaptığı yap, yaptıkları değil yaptıklarına teşekkür edersin müthiş söylersin. Rahatsız olduğun eksik bulduğun yere de da 3 dakikalık bir görüntü hazırlarsın. Açarsın önüne dizüstü bilgisayarını oturtursun yanına söylersin çayını. Ben bunlara bunları bu şekilde istemiyorum. Bu şekilde yapmanı istiyorum dersin. Yarım saatini alır. Bu kadar yani. Teori kısmı da bu kadar. Sonra çıkarsın sahaya pratiğe dökersin. Ve oyuncu da buna değer bu Heh. arada. Yani Şimdi bu olduysa ama bak bu olduysa ve yapmıyorsa Arda ve Jorge Jesus ya da İsmail Hoca ya da Pereira o yarım sezonluk dönemde böyle bir argümanla gelselerdi ben de en azından şunu derdim. Ya bu üç hoca da bu sebepten Arda'ya daha az dakika veriyor durumundalar. Halbuki daha çok dakika almasını istiyoruz. Daha az dakika veriyorlar. Acaba bu söylediklerini hala yapmıyor mu diye o gözle izlerim. Hı -hı. Ama beni oyunun iki tarafı içinde rahatsız eden bir durumu yok Arda'nın. Mesela sayılar ekrana gel. Tabii maç rahatlamış, 4-5 olmuş. Ee, orada 4'te 4 ikili mücadele olabilir tabii ki. Bu sayı çıkabilir ama bunun da Arda'nın da her neyse eksikliği zaten maç 3-0 iken Rakip de 10 kişiyken 20 dakikadan daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz artık. Çok yani? net, çok net. Yani böyle bir zemin, böyle bir Tabii. böyle bir ilk yarıdan sonra o zemin hazırlanmıştı yani, daha iyi bir şart olamazdı. Sevgili Kaptan Ümit Özat, bu akşam ikinci defa duyuyoruz. Selam Ümit, olsun, bir şey. selam olsun abi. Ümit Özata. Sevgili Kaptan Ümit Özat hafta içi maçtan sonra Arda Güler eğer böyle oynayacaksa formayı zor bulur diye bir tweet attı. Dönüme düştü. E, maçı da izlemiştim Arda'nın oynadığı bölüm içinde. ümit hak vermemek imkansız. Haklı olduğu yer var. İşte bu akşam gole kadar olan bölümdeki o türbülansın içindeki Arda'dan bahsediyoruz. Mesela bir pozisyon ceza sahası önünde. Sağ tarafını atabilir ama anlamsız bir çalım. çalım. O çalım başarılı olsa karşısında yine iki tane kasıp başarı Tabii. var. Mesela buralardan uzaklaşması lazım. Evet. Şimdi işte bunları çok rahat 3 dakikalık bir kolajla hemen hemen çözebilirsiniz Arda üzerinde. Ve ben o pranganın kalktığı kanaatindeyim. Ümit Kaptan, Ümit Hoca özür dilerim artık Ümit Hoca. Ümit Hoca e böyle oynarsa oynar diyebilir bu akşam tweette yani. Bu şekilde oynarsa. Hoca da pek bir vites yoktur ama. Dur, yoktur 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 selam olsun <laughs> bu konuda olacak mı merak ediyoruz ee, peki diğer unsurlar yani konuşulacak çok konuda var tabii ki ee, biraz bu 4 1 3 2yi konuşmak istiyorum Konuşalım. Ee, her ne kadar bugün Kasımpaşa Paşa gününde olmasa da doğruları yaptı e, Fenerbahçe yani hep aynı örneği veririm Almanya milli takımı Brezilya'ya 7 gol atarken e, gol pozisyonlarını bir simülasyonda şöyle yapmışlar hani diyelim ki 4-2-3-1 diziliyor ya Brezilya. Dubalar koymuşlar. simülasyon yapmışlar. O zaman 7 tane gol, gol olmuyor mesela. Her, o dubalar gibi dursa futbolcular olmuyor. Yani her ne kadar karşınızdaki rakip bugün iyi olmasa da siz bir şeyleri doğru yapmışsınız demektir doğru. bu. Ee, biraz ara onun ki e, çok eleştirmiştik. iki stoper arasına girip e, pas almasını e, ve burada Fenerbahçe'nin özellikle çok kendi yarı sahasında topu eveleyip gevelediğini konuşmuştuk. Devre arasındaki Yayında da sormuştum sana Tümer abi. Bugün daha direkt oynayan bir Fenerbahçe gördüm ben. O e, durumu biraz çözmüş gibi sanki. Josh Jesus ve benim süperlikle ilgili teorim de hep şudur. Ne kadar hızlı topu rakip ceza sahasına götürüyorsun ve götürdüğün anda ne kadar kalabalıksın. Evet. Bunu başarabiliyorsan e, süperlikte gerçekten de e, sonuç fark olarak yaratırsın. da başarıya ulaşabilirsin. Doğru fark yaratırsın. Doğru bir teoridir. Pratiğe uyguladığında kesin sonuç alacağım bir teoridir. E ee, aynı Orge Jesus şöyle bir şey söyledi. Top rakipteyken dörtlü, top bizdeyken üçlü oynuyoruz evet. dedi. O yüzden düşünelim üzerine ileride bir fazla olma sevdasıyla üçlü bence bir eksiksin ama yani ön tarafa bir oyuncu atıyormuş gibi görünsen de Özellikle günümüzün futbolunda Avrupa'daki fark yaratan stoperlerin ikisinden bir tanesinin de orta saha meziyetli oyuna dahil olduğunu düşünecek olursak... Sen üç oyuncudan feragat ediyorsun. Ötekini saymıyorum bile yani her topu dışarı vuran stoperi Mustafa zaten oy, oyunla bir alakası yok onun. Zalai'yi de tutuyorsun bir şekilde. Yani biz mahalle gittik görüntüsü kağıt üzerinde üçlüye döndük. Burada da bir önlem lazım. Yani topu oyuna sokabilecek stoperini de tutuyorsun stoper gibi. Öteki zaten top rakibe geçsin diye dua ediyor Ara. A. Çünkü bir tek etkili olduğu alan, topun rakipte olduğu alan. Top sendeyken bence... Alıyor veriyor. Alıyor veriyor. Orada bir şey yok. Bence bir eksik. Ama bu bir tercih. Yani şu olursa... Geçen haftaya göre... Ferdi Solbek, Samuel Ösağiz Sabek daha etkili. Tabii. Geçen haftaya göre. İlk golün yapılışında Ferdi'nin pası iyi. Orada Altay'ın el ile oyuna sokuşu, oyun görüşü açısından önemli. Ama Kasımpaşa'nın da o boşluğu, yani iki pasla geçen Fenerbahçe'nin karşısına bir oyuncu çıkarmamış olması soru işaretlerinden bir tanesi. Ee, sanki iki kenar beki bu, bu şekilde daha etkili duruyor. <laughs> Ee, Zeiss tamamdır. Çünkü alışveriş sade pozisyonu ikinci santrafor, üçüncü forvet kenara giden topta rakip sahasında tam, rakip ceza sahasında tamamlayıcı oyuncu olarak girmesi, uzak şut e, meziyeti, pas arası yapabilme özelliği ve kolay top kaybetmeme meziyeti orta sahada beklentiye karşılığı... Mesela bu inadından vazgeçti Cesus. Evet. İlk hafta, daha doğrusu ilk karşılaşmalarda... Bak bu bir maharet ama biliyor musun? İlk karşılaşmalarda şans vermiyordu ona. Bu bir maharet. Del çok severim ben. Çok özel bir bağ kurmuştuk. Juan Fran diye bir oyuncu geldi. Evet. Betis'ten mi? Sanki Getafe'di hatırlıyorum ama. de olabilir. Ya Tamam iyi oynamış, orada ama bize geldiğinde bitmiş adam yani yani fiziki olarak da hiç iyi durumda değil. Ve işte İbrahim üzülmez, o anfranan önde oynuyor. Normalde orada üçlü oynuyorlarmış. O Anfran kenar oyuncusu İbrahim üzülmez oynayacak. O Anfran'ın önde oynatıyor ya yok yani ne antrenman ne maç gitmiyor? Bayağı bir ısrar etmişti Del Bosque. Şimdi kendi getirmiş normal. Çok bir senden benden daha fazla kredisi vardı. İspanyol. Akşam yemeğe çıkıyorsun, İspanyolca konuşuyorsun İstanbul'da takımın içinde falan. E, o krediyi biraz arttıran işler onlar. Sanıyorum Jorge Jesus'un getirdiği oyuncular üzerinde bu kredi devam ediyor. Ama mesela Zeiss'ta kırıldı. Dedi ki tamam doğru bu herhalde. Doğruyu gördü. Devam edeceğiz Tümer abi hemen kameralarımızı e, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na çevirelim. E, Joshua King konuşuyor. It is early in the season and, and uh, when we finally get everything to click then hopefully everything will most of the, most of the chances will go in but a very good performance today and I'm very very happy to get the first win. And my first goal. İyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Kırmızı kart pozisyonundan sonra duraksamadık ve baskıya devam ettik. Oyunumuzu rakibe kabul ettirdik ve netice olarak iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum takım olarak. Tek bir hayal kırıklığım var açıkçası. Ben, Ener ve Emre her birimiz 3 gol atabilirdik bu maçta. Ee, çok daha fazla şans yarattık maç içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Bunları değerlendirebilirdik ama maç bizim açımızdan iyi geçti. Mutluyum ilk galibiyetimizden ve ilk golümden dolayı. Nedir? can you say to yourself that e, I can score bölgeye 20, goals? 20 e, e, something about the competition on this position? No, I, I, I take every game by game. Uh, my, my target is my target, but I don't really want to speak too much. I, I think every game, uh, try and contribute, assist or goal every game. And of course, you're gonna go games without scoring. This is normal for any striker, but. The team is winning, and this is the most important thing. Uh, competition is good. Obviously, we have João Pedro, who is amazing striker, and he's injured at the moment, but he'll be back, and the competition will be even more. But if you don't have competition in the team, then you're not the top team. If you want to win the, win the league and be champions, then you need depth in your squad uh, and players to cover every position. So, I, me, everyone welcomes a, a new striker. It's, it's only good to have competition because it's going to be a long season, a lot of games. And you're going to have injuries as well, so it's important to have, have this in the squad. But I think um, we off, off started off well, we disappointed last week, and today we did well, and then we go, against, uh, go again on Thursday. Açıkçası ben maç maç devam ediyorum. Elbette ki kendime göre bir hedefim var ama bunu söylemek istemiyorum açıkçası. Ben her oynadığım maçta takımıma gol anlamına ve asist anlamına faydalı olmak istiyorum. Tabii ki her forvet oyuncusu her oynadığı maçta gol atmak ister. Ama bundan daha önemli olan takımın kazanması. Takımın takımın kazanması çok daha önemli. Rekabetin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bir takım için. Çünkü sezon içerisinde sakatlıklar da olacak. Dolayısıyla rekabet olmazsa eğer çok daha yukarıya çıkamazsınız takım olarak. Bu yüzden rekabeti değerli buluyorum. Ve geniş bir kadronun da olması gerektiğini inanan birisiyim açıkçası. Çünkü sezon içerisinde herkese ihtiyaç olacak. Dolayısıyla bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla rekabetin e, takım için avantajlı ve pozitif olduğunu düşünüyorum. Sezon uzun. Sakatlıklar söz konusu olacak sezon içerisinde. Dolayısıyla derin bir kadroya sahip olmak e, bana göre çok çok önemli. Geçen hafta bir hayal kırıklığı yaşamıştık Ümraniye maçında berabere kalarak. E, ama bu maçta galip geldiğimiz için oldukça mutluyum. Şimdi önümüzde oynayacağımız perşembe günkü maça odaklanacağız. you. Thank you. Evet, Joshua King de bugün gol perdesini açan isimdi ve e, Valencia King ikilisi bugün ilk 11'de Fenerbahçe'de maça başladı. E, bir santrafor konusu var bizim e, yıllardır konuştuğumuz Fenerbahçe adına. Bu arada tekrar e, Kasıpaşa'ya uzanalım. Emre Mor'un da açıklamaları var. İzleyelim. We start we start uh, very good and um, and uh, I think um, when they got the red card it was even more easy. Um, and we didn't stop. We continued to play, especially se second half. Uh, we make them very tired uh, by passing the ball, and in the end, uh, they were very tired. So uh, we got uh, two, three goals in the end. Um, so yeah, I'm very happy for this result. Uh, I think we we had something to prove the the fans and everybody that we are a good team, and I think we proved it today. And we have to continue like this. E, maça açıkçası iyi başladığımızı düşünüyorum ve bana göre kırmızı karttan sonra oyun bizim açımızdan daha da kolaylaştı. E, oyun ritmimizi düşürmedik ve baskılı oyunumuza devam ettik. İkinci yarıda rakibimizi e, topa sahip olmamızla beraber yorduğumuzu düşünüyorum ve sonuç olarak bu yorgunlukla beraber... 2-3 gol daha bulduk ikinci yarı. Dolayısıyla performansımızdan dolayı mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı açıkçası. Bunları da bir nebze geliştirebildiğimizi düşünüyorum. Bugün sahada içerisinde gösterdiğimiz performansla beraber bugün genel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ben, Fenerbahçe kariyerine istediği gibi başlangıç yaptı diyebiliriz. Goller atıyor, ilk 11'de başlıyor. Ee, özellikle oyunun defansı kısmında da onu görüyoruz fazlasıyla. Hoca ile ilişkisi ve Fenerbahçe'deki günleri hakkında neler söyler? What can you say about the, your days in the And what's your objective for the following days for the The following what? In the following days, what's, what are your objectives days. for the Fenerbahce? Yeah, the following days, following week, for the future. No, it's a, it's a nice start for me, of course. Uh, but uh, I expected this because I believe in myself. And uh, I always said that when the coach believes in me, um, I will give him everything. And I'm showing that now uh, with the team. That of course helps me. We have a good team, so it's uh, for me much more easier to to perform. Like for example today, I get a. If we didn't have the quality, I would not score because in en Valencias assist is top top quality. Um, so yeah, I'm just happy, and I, I, I and I hope that uh, my performance will continue like this and the team's performance. Uh, and I'm sure it will. Um, i sure it will. It will end very good. Evet iyi bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Açıkçası ben bunu kendimden bekliyordum. Çünkü kendime inanan bir futbolcuyum. Hocam bana inanırsa, bana görev verirse ben de performansımla beraber elimden gelen her şeyi, elimden gelen her şeyi göstermek istiyorum sahada. Ee, ve takım da aynı şekilde bu noktada benim performansıma olumlu anlamda yardımcı oluyor. Ve benim için işler çok daha koluyor, kolay oluyor saha içerisinde. Bugün de aynı şekilde ortaya koyduğumuz kalitede e, bu niteliklerimizden, bu özelliklerimizden bir tanesiyle. Özellikle Ener Valencia'nın yapmış olduğu asit gerçekten yüksek seviye, yüksek kalite bir asisti. Dolayısıyla mutluyum. Umuyorum ki hem bireysel olarak hem de takım olarak göstermiş olduğumuz iyi performansı devam ettirebiliriz. Ben ilerleyen günlerin, ilerleyen haftaların iyi olacağını düşünüyorum. Emre. Dorot, 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 what ne for you? What's a ne? Ne what fark would you like to say about the difference about yourself? Uh, I grow. I I think it's natural. Um, I was very young when I when I came up. Uh, I don't like to speak too much about this because it's the past. But um, I grow in uh, mentally. Um, I understand more now. Um, what i have to do and what i have, what I cannot do um, and i put myself 100% every day in football um, and uh, and now also uh, i have people that believe in me uh, i went to clubs that believed in me uh, and this is the difference and um, when like i said when you believe in me i will give everything for this person uh, like i did in karagymrik like I, d I try to do now with the, the coach here um, So yeah, it's mentally a lot, a lot change. I, 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 think I grow in the mentally. Evet, e, geliştiğini, doğal olarak da e, yaş aldığını söyleyebilirim zaman içerisinde. E, bunlar hakkında açıkçası çok konuşmak istemiyorum bu mevzularla alakalı olarak. Çünkü geçmişte kalan olaylar ama ben mental anlamda daha çok olgunlaştığımı büyüdüğümü söyleyebilirim yapmam gereken şeyleri yapmamam gereken şeyleri çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum ve şu an itibariyle yüzde yüz bir şekilde futbola odaklı bir şekilde hayatımı sürdürüyorum bana inanan insanlar var e, kulüp bana inanıyor e, bana göre asıl fark bu. Çünkü eğer bana inanılırsa, bana güvenilirse ben de en iyisini ortaya koymak için elimden geleni yaparım. Karagümrük'te yapmış olduğum gibi, tıpkı burada da yapmış olduğum gibi, yapmak istediğim gibi. Çünkü hocam da aynı şekilde bana güvenirse e, ben de elimden gelen en iyisini ortaya koyarım her zaman. E, dolayısıyla sonuç olarak mental değişikliğin e, bana göre en önemli farklardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mental anlamda olgunlaştığım için e, böyle bir fark söz konusu. Teşekkür ederim. Evet Emre Mor'un da açıklamaları ki bugün o da skora katkı sağladı. Ee, hem Emre Mor'u dinlemişken Tümer abi e, Alp Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fatih Hoca'nın e, yanında ekibinde yer aldınız. Ve orada da bizi çok heyecanlandıran bir oyuncuydu Emre Mor. Hatta şunu unutmuyorum. Borussia Dortmund imza attıktan sonra o antrenman sahasına girişi vesaire. Ve onu da bence o dönemden tanıyan, e, iyi tanıyan insanlardan birisiniz. Ben e, geçen sezonki gelişimini, daha doğrusu değişimini ya da öze dönüşünü nasıl tanımlarsak... E, ...bu yılda olgun bir Emre Mor görüyorum. Yani öyle e, tabiri caizse yanlış anlaması saçmalayan bir Emre Mor yok. E şimdi bir fırsatta e, Tuncay Şanlı Kopenhag'a kadar gidip Danimarka'ya gidip izlemişti... Hı hı. Emre'yi doğru diyorum değil mi? Danimarka adam, Norveç miydi? Neyse Danimarka. Yani. Danimarka. Danimarka diye biliyorum. Ee, geldiğinde abi bir oyuncu var dedi. İnanılmaz. Eski takım kaptanları takımın hocası olmuş. Oyun planında bunun üzerine 10 kişi duruyorlar. Bu da orta sahada bekliyor. G veriyorlar buna 1 2 senin az önce ifadenle o saçmalayan 10 <laughs> tane deniyor 2 tane başarılı ama vurup gidiyor işi bitiriyor böyle bir oyun planı seçmişler kariyerinin başındaki <laughs> takımdan bahsediyorum sonra geldi ilk antrenman takım da antrenman yapıyor bu geldi böyle hoca Fatih hoca hoş geldin falan dedik. Ben hemen antrenmana çıkayım dedi. Dedi dinlen bu akşam yarın başlarsın. Yok yok çıkayım falan dedi. Biz de işte ayak tenisi oynayacağız falan. Çok kısa bir süre var antrenmanın başlamasına. Hadi biraz 10 dakika otel yakın gitti geldi çıktı antrenmanı. Puh Erkut. Ben de hiç izlememişim. Ne kaset ne bir görüntü. Biri geldi böyle. Hı hı. Çocuk falan diyorsun da. abi bir bir kısada böyle bir çabukluk olamaz yani. İşte 2-3 gün sonra 3-5 gün sonra Antalya'da bir hazırlık maçı oynadık. O meşhur bir çalım attı çizginin etrafında ters dönerek rakipten evet. uzaklaşarak. Çok da iyi oynadı o gün. Dedim ki tamam bir şey yakaladık biz. Yani hayal ettirir seni. İspanya'ya karşı oynayacaksın, Hırvat'a karşı oynayacaksın, baskı yiyeceksin hadi çeki saymıyorum. Baskı yediğin anlarda seni rakip kaleye götürebilir. Bir ayak bulabilirsin falan. Sonra işte Borussia Dortmund imzası. Kampın esnasında olan imza. Orada bir anekdot var bana kalsın. Başka zaman konuşuyorum ara sıra Emre Mor'la ben. Görüyorum da sağda solda. Ee, rızasını almadan anlatmayayım. Eee... O biraz işkillendirdi beni. Gençliğine verdik imzadan hemen sonra. Yani olur genç yaşta bu tür hevesler falan diye. Sonra o heves çok uzun sürdü. Yani işte bu magazini magazinsel kısmıyla meşgul eden sağ dışında yaptığı ya da oralarda tutunamayışına herkesin gençliğine verdiğine, yetenekli ama bir türlü olgunlaşamadığı dediği yer bayağı bir uzun sürdü. Geçen sene Volkan Hoca ile beraber benzer bir oyun planı Karagümrük'te ilk çıkış yerinden ve kısmen daha olgun bir Emre Mor. Bir sıçrama daha Fenerbahçe. Şimdi kolay değil öyle. Gittin Borussia Dortmund'u falan gördün. Amirli takımı gördün. Sonra işte İspanya. Geldin kara gümrük. Son durak olabilir yani. Sonra dönersin Danimarka'ya tekrar. Oralarda biter kariyerin. Tekrar Fenerbahçe yürünü. Umarım geçmişte yaşadıkları o keskin alınan virajlar olgunluk heybesini kısmen doldurmuş. O da ihtiyaç duyduğunda o heybeye başvurur duruma gelir. Fiziki olarak iyi durumda. Üç maç önce böyle değildi. Daha şeydi. Ama o da oynadıkça bence bir güven bak, kazandı. Bak şimdi. Aynı yere geliyoruz. Evet. Çok zordur sonradan oyuna girmek. Ben nefret ederdim sonradan oyuna girme işinden. Baştan tamam ama sonradan... Zordur yani. Oyunun bir hızı vardır. Adele iyi ısınmazsın falan. Böyle. Ama Sergen Yalçın'a attırdığın golü sonra sonradan oyuna girdin Tümel abi. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Ya, Ama bozuk orada saat da... bile arada. <gülüyor> günde, <gülüyor> günde iki defa doğruyu gösteriyor. Orada iddialı bir durumu vardır yani. Onun hikayesini anlattığın için söylüyorum evet, Çünkü orada. Doğru. Yok maçın yok. Sonradan oyuna girip işi çözdüğüm çok maç yani. var da e, zordur yani sonradan. Kime sorsan sonradan oyuna girmekten çok haz etmez yani. Şimdi oynu oynuya Emre Mor'da fiziki kalite yükseldi. Ardaya da aynısını yapsak belki. Daha iyi olacak. Yine döndüm dolaştım. <laughs> Gecenin yıldızı da <laughs> geldi. <gülüyor> yani Bence e, yerli avantajından dolayı formayı kapmış değil Emre Mor. Tabii ki o bir avantaj getiriyor Fenerbahçe'ye ilk 11'i kurarken. Ama hani iyi oyuncu olduğu için gerçekten de orada pozisyonu gerektiğini yaptığı için. Ben de aynı gerekti, fikirdeyim. Yani için. Dakika aldığı sürelerde e, hakkını verdi. Evet. Kötü oynadığı zaman dilimleri var maçın içinde ama... O da mesela sonradan oyuna girip çıktığı maç var. E, Dinamo Kiev maçı. Buyur. Yani o da mesela hem fiziki olarak hazır değil, hem oyunun ritmine alışamadı hem belki hocanın teknik taktik anlamında. Ama ne oldu o değişiklikten sonra? Ona da ikna olmuş demek ki Emre Mor. Neden oyundan aldı onu Cesus? E, tribünden izlediğim için basit tribündeydim. E, net olarak gözlemleyebildim. İki tane basit top kaybı ve o top kayıplarından sonra da rakibini takip etmediği için Jesus onu oyundan aldı. Ondan sonraki maç ne yaptı ama? Takip. 10 kere kaçtı rakibi, onun da, da kovaladı. Bak. Şimdi bu olgunluk demek. Evet. Eskiden yapmıyordu. Yapmayan bir oyuncu daha söyleyeyim mi sana? Yine 2016 Avrupa Şampiyonasından o da Fenerbahçe tedrisatından geçti. Ee, Bursa Spor'da önemli işler yaptı güzel kardeşim bıraktım futbol oynuyor mu Volkan, bir Şen, volkan mi? Şen. Abi Fatih Hoca elinde lazer ışığı böyle video ekranına basıyor. Diyor ki Volkan <laughs> ya bana bir izah et. İngiltere'de oynuyoruz İngilizlere karşı tamam mı? Pozisyon gitmiş Volkan ortayı yapmış kaleci başlamış. Sol bek atağa kalkmış. Volkan hala 3 metre geri yürüyerek dönmüş. 3 metre dönmüş yani. Kimse yok yarı sahada. Ve o bir dakikayı, bir buçuk dakikayı falan buldu pozisyonuna gelmesi. Sordu Fatih Hoca da ne yapıyorsun diye. Emre'm orada kopuyordu oyunun içinde. Bak ne güzel söylüyorsun. Bazen ekran televizyondan izlemekle stat'tan izlemek evet. arasında fark oluyor. Onu içeride görebiliyorsun mesela stat'tan. E, tamam işte ya Emre Mor artık olgunluk çağında yani. Bunları yapmak zorunda. Bunlar... Bence farkında. Bunun e, nispeten son şansı olduğunu yani. Bir büyük takım forması altında son şansı olduğunu da farkında bence. E, umarım öyledir. Heba etmesin bu şansı. Şu yeri gelmişken de üç yerli kuralı falan arkasında duranlar var, savunanlar var. Bugün Ayhan Hoca ile de konuştum. Ayhan, Ayhan Akman'la telefonda. Dün akşam, iki akşamki maçtan sonra bir vesileyi, başka bir vesile için ara, Muhtemelen Hamza'yı sormak için aramışsın. Yok sormadım. Hamza'yı Hamza'yı sordum ayrı konuşma esnasında sordum. Ama başka bir vesile Hı. için konuştuk. Ee, bizim Uğurkan abi var. Uğurkan Erez'in torunu Kerem Aktürkoğlu ile tanışmak istiyormuş. Yarın öğlen yemeğinde orada buluşacaklar. Onu organize <laughs> ettim. Ee, o yüzden aradım Ayhan Hoca'yı ve maç üzerine de konuştuk. Yayında ne söylesem Fikrim ona da söyledim. Aşağı yukarı aynı mutabıkta kaldık. O da şeyden yakınıyorlar genel olarak yani bu üç yerli kuralının Tabii. elini kolunu bağladığından hem giren çıkan dengesinden hem kadroyu oluştururken bütün konuştuğum bütün teknik adamlar aynı dertten muzdarip. De. özellikle oyuncu değişikliğinde epey zor oluyor. Mesela benim bir önerim var. Belki ikinci yarıda yani 45'ten sonra burada bir esneklik getirilebilir. O da su Yani 11'e başlarken o da, da su açık. O da su istimali açık. Bilmiyorum ya. Ben bu kuralın revize edilmesi kanaatindeyim yani. Çünkü bir şeye hizmet etmiyor bu. Bu haliyle bir şeye hizmet etmiyor yani. E, Alanya Spor dün ilk 11'de <laughs> 6 yerli futbolcuyla başladı. Tamam. Yedek kulübesinde yok mu yabancı? Var. Var. E, oynayabilir de. Yani o 3 yerlinin yerine başka yabancı oyuncu da oynayabilir. Ama hocası Türk oyuncuya inanmış ve ona şans vermiş. Tamam yani iyi oyuncuyu tabii, bulursan, değilse... iyi oyuncuyu bulursan oynatırsın. Ben senelerdir şu örneği çok verdik mesela. Gökhan'la Cener'in varsa oraya sağ bek sol bek almıyorsun. Evet. Elinde Emre Belezoğlu varsa oraya transfer yapmıyorsun yani. Elinde Sergen Yalçın varsa bir on numara aramıyorsun. Yani futbolcunun yerlisi yabancısı olur tabii ki yani nüfus kağıdında yazan bir hüviyeti var ama iyisi kötüsü olur yani. Ya, i̇yi. Basit bir örnek Uğurcan Altay'ı Ersin'i gelsin bir yabancı kaleci kessin hadi. Hadi. Onu kesmesi için yani kesebilmesi için alacağın yabancı kalecinin bonservisi ne kadar? Ne kadar tutar? Doğru. Yani onların 20'leri Bu da iyi örnek. Devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki Santrafor durumunu da konuşacağız. Bugün iki Santrafor da gole katkı sağladı. Hem King hem de Valencia asist ve golleri ürettiler değerli izleyenler. Ama şimdi kısa bir ara sonrasında birlikteyiz.